În Republica Moldova este İnsanlar televizyonda ve haberlerde söylenenlere çok inanıyorlar. Çok az insan İslam'ın ne olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırıp okumaya çalışıyor. Dünya medyası insanların beyinlerini yıkıyor ve kendi istedikleri fikirleri insanların akıllarına ekiyorlar. Birçok insanın İslam'ın ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Bir arkadaşım anlatmıştı. Ona bir gün bir kadın sormuş: "Neden bu başörtüsünü bu şekilde kafana geçirdin?" Arkadaşım cevap olarak sormuş: "Peki ya senin yaptığın daha mı doğru? Kendi dinini daha iyi mi bildiğini zannediyorsun?" Kadın hemen cevap vermiş: "Ben ne kendi dinimi biliyorum, ne de senin dinini biliyorum." O zaman arkadaşım, "O zaman kendi dinini bile bilmeden neden beni yargılıyorsun?" dedi. Ve kadın oradan ayrıldı. Başka Moldova'da olan büyük bir yanlışsa, herkesin bizi başörtüsü giymeye eşlerimizin zorladığını zannetmeleri. Onlar bizim başörtüsünü giymeye zorlandığımızı ve bu yüzden dayak yediğimizi zannediyorlar. Bir Moldovalı'dan kendi kulağımla işittim. Müslümanlar buradaki kızlarla tanışıyorlar. Birbirlerini seviyorlar, sonra evleniyorlar. Evet, maalesef Moldovalılar böyle yanlış bir fikir ve ön yargı ile Müslüman bayanların, yani biz Moldovalı bayanlar da dahil, zorla, dayakla örtündüklerini sanıyorlar. Bence bunlar çok yanlış düşünceler. İnsanların gerçek İslam hakkında bilgi edinmeleri gerekiyor. İslam dünyasındaki sorunlardan bir tanesi, televizyonların, dünya medyasının ve bazı politik açıdan güçlü olan insanların İslam dinini lekelemeye çalışmasıdır. İslam'ı sarıtı entrofatsa urıtı entrofatsa neagră.